DRC tanımlamalarını yapmadan önce ilk olarak direksiyon yapımızı inceleyelim. Bu bizim direksiyonumuz olsun. Burası 0, burası orta, burası da maksimum noktamız olsun. Yani burası 0, burası orta noktamız yani 127, burası da 255. 8 bitle çalışıyorduk. 2 üzeri 8'den elde ettik bu değerleri. Bu bizim potansiyometremiz aslında bir nevi. Yani direksiyon orta noktasını ayarlarken sadece 127 çok hassas olur. O yüzden bizim bu orta noktamızı belirli değer aralıklarında yapmamız gerekiyor. Bu değer aralıklarına bakacak olursak, burası ve burası olsun. Burası 118. Şöyle yazalım. 118. Burası da 138 olsun. Böylelikle daha hassas bir şekilde orta noktamızı ayarlayabiliriz. Burası direksiyonumuzun solu. Burası ortası. Burası da sağı. Bu şekilde voltaj değerlerine bakacak olursak, voltaj değerlerimizi gaz pedalının maksimum olduğunu düşünerek hesaplayalım. Direksiyon sağa döndüğünde, direksiyon sola döndüğünde, direksiyon orta konumdayken. Sağ motor ve sol motor. Direksiyonumuz sağa döndüğünde sağ motorun voltajının sıfıra yakın olması gerekir. Sol motorun da maksimum olması gerekir. Çünkü bu şekilde sağa dönebilir. Sol motorun da burasının 3 volt, burasının da sola döndüğünde burasının 3 volt, burasının da 0 volt olması gerekir. Ortadayken ise ikisinin de voltaj seviyelerinin eşit olması gerekir. Böylece arabamız dümdüz gidebilsin. Bu değerlere bakarak yazılımımıza başlayalım. DRC tanımlaması yapabilmek için driverlarımıza göz atalım. SRC ve DRC uzantılı driverımızı açıyoruz. Burada channel'larımızdan bahsetmiş. Neydi? STM32'de 2 adet DAC çıkışı bulunuyordu. Bunlar PA4 ve PA5 pinlerimizdi. Triggers'lardan bahsetmiş. Yani tetikleme. Bununla işimiz yok. DAC buffer mod neydi? Gürültü önleme modu. Burada ondan bahsetmiş. Burada dalga üretim özelliklerinden bahsetmiş. Neydi? Gürültü ve üçgensel dalga üretebiliyordu. Burada 8 bit sağa yazsa, 12 bit sağa ve sola ve sağa yazsa onlardan bahsetmiş bu şekilde. Burada datanın voltaja çevrim olayından bahsetmiş. Bu şekilde yapabilirsin demiş. Bu olaydan bahsetmiş. DMA'dan bahsetmiş. Biz DMA'yı kullanmıyoruz. Bu driver'ı nasıl kullanacaksın? Ondan bahsetmiş. Ve pulling mod yani normal kullanım modu. Biz buradan başlıyoruz. Bu şekilde start edebilirsin demiş. Ve bu şekilde kanallarımızı start edelim. Burada start edebiliriz. Burada handle type de gene aynı şekilde pointer'ıyla yazmamızı istiyor. HDAC'miz vardı. Virgül channel'ı yazmamızı istiyor. Neydi? Channel 1 ve channel 2'miz vardı. Nasıl yazacakmışız? CTRL diyelim. Bu şekilde yazabilirsin diyor. Kopyalarsak eğer buraya yapıştıralım. Noktalı virgül dedik. Ve aynı şekilde burada da channel 2'yi aktif ediyoruz. Ardından hala DC get value demiş. Biz bu değerleri kullanmıyoruz. Değerleri alacağımız için de biz buraya get değil de set diyoruz. O yüzden bu değerleri bu şekilde kullanacağız. İlk olarak fonksiyonumuzu tanımlayalım.
Hesapla adında bir fonksiyon tanımlayalım. Direksiyon değerlerimizi girelim. Fulatçısından giriyoruz çünkü hassas ayarlar yapabilmemiz için ondalık şekilde almamız gerekiyor. Ve ADC değerlerinden okuma yapacağımız için de iki parametremiz de ADC olmalı. Rate ADC 1, virgül. Int read adc 2 dedik. Parantezimizi açtık. İlk olarak direksiyon sağa döndüğünde ardından direksiyon sola döndüğünde ve direksiyon ortadayken bu şekilde hesaplamaya başlayalım. Neydi direksiyon sağa döndüğünde değerlerimiz? Değer aralığımız 138'den büyükseydi. O yüzden if diyoruz. Read ADC 1 büyükse 138'den buraya gir. Aynı şekilde direksiyonumuz sola döndüğünde neydi değer aralığımız? 0 ile 118. Yani 118'den küçükse. If read adc 1 118'den küçükse buraya gir. Burası if değil, else if olmalı. Direksiyon orta noktadayken. Neydi? 118 ve 138 arasındaydı. O yüzden ne diyoruz? Else if read adc 1 118'den büyükse ve read adc 1 138'den küçükse, burası çok yanlış olmuş. Buraya gir. Değerleri bir değerleyelim. Bir burada sadece uyarı verdi. Sıkıntı yok. Şimdi yazmaya başlarsak. Ne istiyorduk biz? Direksiyon sağa döndüğünde sağdaki motorun voltaj seviyesinin azalmasını istiyorduk. O yüzden bizim elde edeceğimiz x değerinin eksi çıkması gerekiyor. Pozitif çıksaydı eğer sağa döndüğünde bizim motorumuz hızlanacaktı. Biz azalmasını istediğimiz için hesap makinesini açalım. Bizim rate ADC'mizin değer aralığı mesela 150 olsun. 150 eksi 138 dersek 12 olur. Yani bizim voltaj seviyemiz sağa döndükçe artar. O yüzden biz 138 eksi çıkan ADC değerimiz. Yani burada minimum bu noktayı almamızın sebebi bu. Yani 150 dedik. Eksi 12 çıktı ve böylece voltaj seviyemiz sağa döndükçe azaldı. Yazarsak. Ve bu değeri yazdırmak için de bir değişken ataması yapmamız gerekiyor. Buraya da bu değişkenleri tanımlayalım. Float x, y, z diyelim. X eşittir. Neydi? 138 eksi read adc 1. Yani diyor ki read adc 1'den alınan değerleri 138'den çıkar ve x'e yazdır. Aynı şekilde sola döndüğünde değerlerimizi yazalım. Sola döndüğünde neydi? 0 ve 118 arasındaydı. Ve bizim değerimizin eksi olmasını istiyoruz. Çünkü sola döndüğünde de sol motorunun voltajının azalmasını istiyoruz. O yüzden bizim rate ADC 1'imiz ne olmalı burada? Değer aralığı ne olacak? 0 ile 118 arasında olacak. Bizim rate ADC 1'imiz 100 olsun.
ne bizim maksimum noktamız? 118. O yüzden bu sefer de bundan çıkarıyoruz ki sola döndükçe değerimiz azalsın. Şimdi de bu şekilde burada tanımlamamızı yapalım. X değişkenine yazıyoruz. Read ADC1 eksi 118 diyoruz. Böylelikle sola döndürdüğümüzde voltaj seviyemiz azalıyor. Şimdi diğer işlemlerimize geçelim. Orta noktadayken direkt yazdırıyoruz zaten. Aynı şekilde. Şimdi ikinci bir Y değerini de şunun için tanımladık. Biz 255 biti 117 sağa ve 117 sola döndürdüğümüz için de bölmemiz gerekiyor. Yani neyi böleceğiz? 255 bölü 127 orta noktasına böleceğiz. 2,008 gibi bir değer aldık. Yani Y eşittir. Read ADC 2 artı X çarpı 2,008. Bunu da nokta olarak tanımlıyoruz. C'de virgülü kabul etmiyor. O yüzden buna dikkat edelim. Ve X'imiz büyük olmuş. Şimdi hesap makinesini açalım. Bizim x değerimiz burada kaç oldu daha demin? Mesela 150'den çıkardık. Eksi 12 oldu. Eksi 12 dersek read ADC 2'yi de yazdırırsak 12 çarpı 2,008. 24,096 oldu. Yani eksi 24,000. 0,96 oldu. Ve bu değeri de read ADC 2 ile toplayarak Y'ye yazdırdık. Şimdi de direksiyon sola döndüğünde de aynı işlemleri burada yapalım. Yani kopyalayalım. Bu şekilde read ADC 2'yi ne toplasın, buraya aktarsın. Y değişkenini aktarsın. Şimdi Z'yi de şunun için tanımladık. Hal değer C get value. Biz burada değerleri kullanmayacağız. Değerleri alacağımız için set value diyeceğiz. Kopyalayalım. Z eşittir. Hal değer C set value. Bunu nasıl kullanacakmışız? Öyle basalım. İlk başta diyor pointer ile değer C'yi yaz. Adresiyle. Sonra kanalını yaz. Sonra sağ mı sola mı yaslı onu yaz ve datasını yaz. Bizim datamız ne? Bizim datamız Y. Pointer ile birlikte HDAC virgül channel'ını yazıyoruz. Duck channel 1. Ardından sağ mı sola mı yaslı? Dak 8. Biz 8 bitte çalışıyorduk. Ve 8 bitte sadece sağ yaslı vardı. Ve datamız da Y. Y'den alınan değerleri channel 1'de Z'ye Z değişkenine aktarıyor. Ve return Z diyoruz. Bu değerleri kopyalayalım. Çünkü burada da aynı işlemleri yapacağız. Ve bu channel 1 değil, channel 2 olacak. Ve direksiyon ortadayken de bizim neydi? X'imiz eşittir. Read ADC 2. X'imiz read ADC 2 de olduğu için yani çıkarma veya toplama yapmıyoruz çünkü ortada. O yüzden z eşittir. Şu şekilde bu ifadeyi kopyalayalım. Ve burada biz x değişkenini alıyoruz. Yani x değişkeni yazmamıza da gerek yok. Direkt read ADC yazabiliriz buraya. Şöyle burayı silelim. Ve bir adet Q değişkeni atayalım şuraya. Ve burada Q eşittir.
Aynı şekilde bunu kopyalıyoruz. Ve burası channel 1 ve channel 2 şeklinde. Rita DC2'den alınan değerleri Z ve Q değişkenlerine atıyor. Ve biz bu Z ve Q'ları döndürelim. Ve buradaki işlemimiz bu kadar. Kodlarımızı derleyelim. Bir hatamız yok. Uyarı verdi. Bu sıkıntı değil. Şimdi gaz pedalı ve direksiyonun aynı anda çalışmasını inceleyeceğiz. İlk olarak bizim fonksiyonumuz vardı. Bunu çağıralım. RTDC fonksiyonumuzu wire'ın içinde çağırıyoruz. Şu şekilde yazıyorum. Hatta şuraya yazalım. Daha güzel dursun. Gaz pedalı ve direksiyonu if gaz pedalı sıfırdan büyükse, yani gaza basıyorsa buraya gir. Hal DAC set value. Hal DAC set value dedik. Bu neydi? Çıkış değerlerimizi. Şimdi ilk fonksiyona geri döndüğümüzde gaz pedalı. Yani gaz pedalından alınan değerleri buradaki işlemimizde data olarak gireceğiz. Pointer ile HDAC virgül DAC channel 1 virgül DAC 8B VR sağ yaslı ve data olarak da gaz pedalını yazdık. Ve Channel 2 için de aynı işlemi yapacağız. O yüzden burayı kopyaladım. Ve burası da Channel 2. Neydi? Channel 1 ve Channel 2 PA4 ve PA5 pinlerimizdi. Sonra direksiyona göre kontrol etmek istediğimiz için direksiyon değerlerimiz neydi bizim? 138'den büyükse sola dönüyordu. İlk başta 138'den büyükse işlemi yapalım. Ardından else diyoruz. Direksiyon 118'den küçük eşitse buraya girsin. Else diyorum. Ve direksiyon 118'den büyük ve direksiyon 138'den küçükse ortada, yani buraya girsin. Neydi bizim fonksiyonumuz? Hesapla fonksiyonumuz vardı. Hesapla. Neydi parametrelerimiz? RTDC1 ve RTDC2. Bizim RTDC1'imiz neydi? Direksiyondu. İkincisi ise gaz pedalıydı. Ve noktalı virgül. Aynı şekilde bu fonksiyonumuzu diğer yapılarımızın içinde de çağıralım. Ve bizim bir durumumuz daha var. Gaz pedalının sıfır olması durumu. Parantez açtık ve birazcık düzenlersek. Şurayı kopyalıyorum. Burası, şurası sıfır olacak. Gaz pedalı da yazabiliriz. Zaten burada değeri sıfır. Fakat şöyle yazarsak daha güzel olabilir. Ve burası da else olmalı. Şimdi STM32'de değerlerimize bakalım. Şimdi direksiyonumuz sağa döndüğünde sol motorumuzun voltajına bakalım. 2,76 gibi bir değer aldık. Direksiyonumuzu ortaya getirelim.
Kaçtı? 118 ve 138 arasıydı. Şöyle yapalım. 128 olsun. Şu an 275, 272 ve 269 gibi sağ ve sol motorlarımız arasındaki fark çok az gördüğünüz gibi. Ve direksiyonumuzu sağ çevirdiğimizde sağ motorumuzda 0,3 volt aldık. Sol motorumuzda ise 2,72 volt aldık. Elektronik diferansiyel bu kadar. Şimdi elektrikli araçta görelim. Burada iki tane potansiyometremiz var. Bir tanesi gazımızı ayarlıyor. Diğer potansiyometre direksiyonumuzu ayarlıyor. Gazdan ve direksiyondan sürücülerimize referans göndererek viraja göre tekerin dönme hızını ayarlıyoruz. Şimdi başlatıyorum. Öncelikle gazımızı vereceğiz. Verdikçe tekerlerim dönmeye devam ediyor, hızlanıyor. Belli bir gazda bekletiyorum. Direksiyonumu çevireceğim şimdi. Direksiyonumu sol tarafa çevirdiğimde sağdaki tekerim aynı hızda devam ediyor. Soldaki tekerim yavaşlıyor çevirdikçe. Çeviriyorum, yavaşlıyor. Aynı şekilde direksiyonumu sağ tarafa çevirdiğimde soldaki tekerim tekrar hızlanıyor. Sağdaki tekerim yavaşlıyor. Direksiyonu iyice çeviriyorum. Tam tur sağa döndüğümde sağ tekerim durma seviyesine kadar gelecek. Tekrar direksiyonumu orta seviyeye getirdiğimde iki teker de aynı hızda devam etmeye başlayacak. Direksiyonumu orta hıza getirdim. Direksiyonu orta seviyeye getirdim. Gaz verdiğim zaman ikisi de aynı şekilde hızlanıyor. Gazı azalttığımda da ikisi de yavaşlıyor. Elektronik diferansiyel bu kadardı.